Hazır Bahçeli'den birkaç başlıkla konuşmuşken bu vesileyle zaten gündemdeydi de hani birazdan paylaşmayı düşünüyordum. Şimdi tam sırası diye düşünüyorum. Sevgili Levent Kırca'yı da analım sevgiyle, saygıyla. Hani tam yerine denk geldi diyordu ya, tam yerine denk geldi. Bahçeli aşı oldu bir. İşte bir de kulağını çınlattı Emin Çapa iki. Şunun aşısı yok. Artık yok. Eskiden belki vardı. Ama artık yok. Arşiv unutmuyor. Arşive bir aşı yapıp da gerçekleri şöyle çeviremiyorsunuz. Neyse o kalıyor. Bakın 2014 yılından bir konuşması gelecek Bahçeli'nin. Twitter dahil sahip çıkmış. Ben o konuşmasını hatırlıyordum. Şimdi bugün için hazırlıyordum. Şundan dolayı bakın Sabah gazetesi Hulusi Akar'ın açıklamalarını vermemiş ama ne pahasına olursa olsun Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz demesini ve ittifakı genişletme, Cumhur İttifakı'nı genişleme çabasını destekliyoruz sözlerini vermiş Sabah gazetesi. O Bahçeli 6 yıl önce neredeymiş? İzleyelim. Arşiv unutmuyor gerçekten. Muhataplarına ilan ediyorum ki önce özellikle arkasından Kuzey Kürdistan'ı açık kapı bırakandan Cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan Cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan Cumhurbaşkanı olmaz. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Vallahi gözlerim yaşardı. Twitter'ı kapatandan, kişisel hak ve özgürlükleri sınırlayandan Cumhurbaşkanı olmaz demiş. Oradan buraya tabii köprülerin altından çok sular akmış. Onu biliyoruz da. Sonra bundan sonra sular nasıl akacak, nereye akacak? Ne diyorsun? Ekonomi mesela, ekonomideki gidiş nasıl etkileyecek bu ittifakı? Bir kere mesela şunu çok ağır buldum. Ne pahasına olursa olsun. Ne demek ne pahasına olursa olsun? Bir yanlış yapıldıysa, bu bir pahaya neden oluyorsa, yani bir zarar veriyorsa, bundan döneceksiniz, siz siyasetçisiniz. Özür dileyeceksiniz. İstifa edeceğiniz kadar büyük bir şeyse istifa edeceksiniz. Değilse özür dileyip yolunuza devam edeceksiniz. Millet özrünüzü kabul ederse. Ne pahasına olursa olsun lafı çok ağır. Ülkenin geleceği pahasınaysa, gençlerin geleceği pahasınaysa, benim geleceğim pahasınaysa, halkın umutları pahasınaysa, bu yani bir kere bu kabul edilemez. İkincisi, Twitter'da 333 hesaba engelleme istenmiş dünyada 2020'nin ilk 6 ayında. Bunun 129'u bir ülkeden. Hangi ülkeden? Türkiye'den. Tazmanya. Peki. Bir şarkı vardı. Tazidi Tazmanya diye bir çocuk şarkısı vardı bir çizgi filmde. Şimdi bunu neden söylediğimi söyleyeyim. Şeyin aşısı yok dedin ya buna pas atarken. Arşivin aşısı yok. Aslında arşivin aşısı var. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Bir haber yayınlanıyor. O habere erişim yasağı geliyor. Sonra o habere erişim yasağı geldiğini yayınlıyoruz biz. O habere erişim yasağına erişim yasağı geliyor. Yani böyle bir ülke oldu Türkiye. Ben gerçekten aklım almıyor. Örneğin işte konuştuk. Kapıkule'de 100 kilo eroinle yakalanıyor bir arkadaş. Eski bir Avrupa'daki bir ülkenin basın müşaviri. Brüksel, Türkiye'nin Brüksel basın müşaviri. Ve İslami bir örgüt kurmuş orada.
Avrupa'da. Buna yayın yasağı getirtiyor. Bunun üzerine insanlar yazıyorlar işte yayın yasağı getirildi diye. Ona da yayın yasağı getiriyor. Niye? İnsanlar, aa niye ki bir adamın uyuşturucu kaçırmasına yayın yasağı getiriyor demesin diye o habere yayın yasağı getirildiğine de yayın yasağı getiriliyor. Yani böyle bir ülke, onun için aslında aşı bulunmuş bir çeşit aşı yani bu da diye düşünüyorum. Şimdi ekonomi konusunda da... Bir dakika, ekonomiye geçeceğim ama şunu sormam lazım. Şimdi hani kişisel hak ve özgürlükler vesaire, Twitter, YouTube'u savunan Bahçeli elbette medyanın da hakkını sonuna kadar savunuyor idi herhalde. Biz çok hatırlamasak da. Hele şimdi hiç oralarda değil, onu biliyoruz. Bakın en son Olay TV örneği. Olay TV biliyorsunuz 36 gün sonra mı ne, 39 gün sonra mı ne kapatıldı. Yani 40'ını çıkaramadı Olay TV. Süleyman Sarılar yönetiminde. Çok değerli arkadaşlarımızın çalıştığı. 26 gün. 26 mıydı? Ha doğru doğru. 30'u çıkartmamış. Şimdi Cavit Çağlar almış Olay televizyonunu, Bursa'ya dönüyormuş. Paketlettirmiş mi? Hani böyle lokantada yemek yersiniz, yiyebildiğiniz günlerde paketletirsiniz, kalırsa evet, pizzanız evet, doğru, falan. Ya da öyle bir şey yapmış. Evde yerim diye. Şimdi medyaya biraz girelim. Ekonomiye sonra belki kısacık Bitcoin'i soracağım sana çünkü ekonomi demişken. Bitcoin neyin nesidir, ne yapmak lazım, ciddiye alalım mı diye soracağım. Ama hazır medyadan söz etmişken Olay TV, bugün efendim yeni bir gazete katıldı aramıza, medya mahallesine. Oksijen. Şimdi 40 sayfa değil mi? Bakayım. Evet, tam 40 sayfalık hafta sonu gazetesi. New York Times pazar gazetesini örnek almışlar. Hakikaten de öyle gibi dolu dolu her şey var içinde. Netflix'ten işte bilmem eksene kadar dijital platformlar hakkında sayfalar dolusu haberler, notlar, dış haberler. Daha önemlisi şu. Şimdi Financial Times'ın haber analiz ve yorumları birebir anlaşma yapılmış ve onlardan alıntılar olacak. Bir de Project Syndicate diye bir platforma abone olmuşlar. Oradan da mesela önemli isimler o platforma yazı yazıyorlar. Bakınız Daran Acemoğlu, Türkiye'nin gurur duyması gereken ekonomi uzmanlarından. Nobel adayı iki, Nobel ekonomi adayı alması olası iki Türkiye'de yetişmiş iki kişi var. Biri. Birisi. Şimdi onun yazısı var mesela. Diyor ki, dünya diyor dört kutuplu olmalı diyor. Bir yandan ABD bir, Çin iki, AB üçüncü kutup Amerika'dan ayrıca kendi başına. Bir de aralarında Türkiye'nin de olduğu hani mesela gelişen ülkeler. Türkiye o kadar yalnız ki o kutupta kendi yanına ne kim bulacak bilmiyorum ama Daran Acemoğlu'nun söyleşisi önemli. Efendim bu gazetenin... Bağlantısızları hatırlar mısın? Evet, evet. Onu herhalde kastediyor ama çok tartışmalı o. Yani üçüncü yol, bağlantısızlar falan çok tartışmalı. Vaktiyle de çok tartışmıştı. Onu kastetmiyor. O, yani onun başka gibi bir, şey. Tabii, bir kutup tabii. olmalı tabii. diyor. Şimdi efendim bu gazetenin arkasındaki isimler çok önemli. Fotoğraf gelsin. Gazetenin sahibi, Oksijen'in sahibi Zafer Mutlu. Sağdaki isim en başta İsmail Yuvaca. O iki isim işte Günay Öztürk de dahil, İlke Gürsoy. Günay ama benim hatırladığım kadarıyla Zafer Mutlu, İsmail Yuvaca ve Günay Öztürk Vatan Gazetesi'ni çıkartan ekipti. Bir de Tayfun Devecioğlu var, benim çok sevgili arkadaşım. Medya Mahallesi'nin de programının da ilk konuğudur biliyor musun Tayfun Devecioğlu? Öyle mi? CNN ben beraber çalıştım. İlk konuğudur, çok saygı duyduğum bir arkadaşımdır. O da genel yayın yönetmeni olarak yer alıyor. Bir dedikodu çıktı bu gazeteyle ilgili. Dediler ki, Aydın Doğan medyaya mı dönüyor acaba? Aydın Doğan mı var bu gazetenin arkasında diye. Dün Zafer Mutlu'yu aradım. Vallahi yalan olmasın ama 1978-79 yılından beri tanırım Zafer Mutlu'yu.
o kadar eski tanıdığım bir insandır. Birlikte çalışmışlığım da vardır. O nedenle hani neyin aramızda kalıp neyin aramızda kalmayacağını bilecek kadar da birbirimizi biliriz. Onun için bunu söylüyorum. Sordum. Dedim ki bunun arkasında Aydın Doğan mı var dedim. Kesinlikle bak dedi %99 falan demiyorum. %100 hatta %110 yok dedi Aydın Doğan. Aydın Bey'in dahası dedi bu gazetenin varlığından çıkacağından 3-4 hafta önce haberi oldu dedi. Gene bir tavla partisine oturmuşlar. Onların meşhurdur o partileri. Orada söyledim. O da hayırlı olsun dedi demiş Aydın Doğan da. Siyasetten uzak, yani siyasi bir gazete olmayacak. Elbette siyasete yazılarıyla, yorumlarıyla, röportajlarıyla girecekler. Ama kendisi bizatihi siyasi bir gazete olmayacak iddiasında. Hafta sonu ama şey dediği hani laylon da değil. İçinde belki magazin de olacak deyince, ama hep öyle anlarız. Hep magazin şey sanırız. Hayır, hafta sonu gazetesi batılı anlamda bir hafta sonu gazetesi. Bak mesela Bekir Ağırdır'ın, Konda'nın genel müdürü Bekir Ağırdır'ın sözleri bugün manşette yani hani siyasete uzak derken siyasi bir kanada uzaklık belki anlamak gerekiyor, bilmiyorum. Bununla çıkması çizgisini birazcık gösteriyor herhalde. Söz etmişken hemen belirteyim. Diyor ki Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanı'nın bizzat Saadet Partisi'nin ağır topu Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin altında Cumhur İttifakı oylarının %50'nin altına inmesi yatıyor. Bu nedenle iktidar bloğu HDP'yi kriminalize ederek İyi Parti'yi de Millet İttifakı'ndan koparmaya çalışıyor. Erdoğan'ın gözü 673 bin oyda. Yani her oy çok kritik. O oyların ne kadar kritik olduğunu, 100 oyun bile ne kadar kritik olduğunu Amerikan seçimlerinde gördük. Georgia eyalet sekreterine Trump'ın telefon edip de bir oy bile önemli, gereğini yap dediğini sesinden duyduk. Bir bul, o oyları bul dediğini duyduk. Dolayısıyla böyle bir manşetle oksijen katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli isimler de var dediğim gibi içinde. Bakalım. Sen bir göz attın mı gazeteye? Hayır, daha fırsatım bakamadın. Olmadı. Zaten bugün Bahiler'deydi. Pierre Cardin öldü. Ben hatta güldüler bana arkadaşlar ama ya onu haber bile veremedim dedim. Burada var neyse ki. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Türkiye'ye gelmişti ve moda ekonomisi konusunda kendisiyle hatta Zafer Mutlu ve Tayfun'da benim ekonomi müdürüydü. Ben röportaj yapmıştım Pierre Cardin'le. Hayatımda moda konusunda yaptığım biriyle herhalde tek röportajdır. Arşivimde duruyor olması lazım. Böyle yaşım gereği kesikli arşivlerim var hala. Duruyor olması lazım. Kendisiyle öyle bir röportaj yapmıştım. Çok ilginç bir şey söylemişti bana. Ne demişti? Sormuştum ya bütün bu her şeyi, çünkü büyük bir imparatorluk, hani en şey elbiseler ya da tasarımlar bir tarafa, her şeyi de görüyor mu diye. Sordum hepsine gerçekten siz mi çiziyorsunuz? Yani eminim tabii. Dedi ki hayır ama dedi hepsini mutlaka bir görüyorum demişti bana o zaman. Hani ben çizmesem de bir görüyorum demişti. Başka şeyler de sormuştum. Niye mesela mini etek kışın moda olur da yazın diye cahilliğimi yüzüme vurmadı ve güldü. Bu konuyu pek düşünmemişsiniz dedi. Niye yazın değil hani soğukta moda oluyor mini etek diye. Böyle cahil sormuştum herhalde. Ben de bilmiyormuşum. Ben de cahilmişim. Kadın oldum dedi halde. Dedi ki bana çünkü dedi yazın zaten herkes dedi şort giyiyor şey giyiyor. Bir şey yok meydan. Kışın olacak ki dedi bakacaklar bu elbise ne kadar güzel, o kadının güzel vücudunu, hatlarını ortaya çıkaracak, kadın iddiasını ortaya. Şimdi